Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilere yönelik önemli bir adım daha atıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesinin B1 varyantı, yerli turbojet motoruyla gerçekleştirilen ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Bu başarı, Türkiye'nin uzun menzilli seyir füzesi teknolojisinde dışa bağımlılığı en aza indirme yolunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. SOM füzesi, yüksek hassasiyetle uzun mesafeli hedefleri etkisiz hale getirebilen, muadillerine göre üstün özelliklere sahip bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş güdüm sistemleri sayesinde stratejik hedeflere karşı etkin bir çözüm sunuyor. SOM, hava platformlarından fırlatılabilen modüler yapısıyla farklı görev profillerine uyum sağlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünü artırıyor. SOM füzesi, çok yönlü tasarımı sayesinde çeşitli platformlara entegre edilebiliyor. F-16, F-4 uçaklarının yanı sıra gelecekte Milli Muharip, Uçak Kaan gibi hava platformlarla kullanılabilecek. Aksungur, Bayraktar Akıncı, Kızıl Elma gibi insansız hava araçları da SOM ile donatılabilecek. SOM füzesinin modüler yapısı ve yüksek hassasiyetli güdüm sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda etkin kullanım imkanı sunuyor. SOM, düşman hava savunma sistemlerinin menzili dışından yüksek değerli hedeflere hassas vuruşlar gerçekleştirebiliyor. Örneğin, F-16 uçaklarından fırlatılarak bir düşman radar üssünü imha edebilecek. Deniz varyantları, düşman gemilerine veya kıyı tesislerine karşı kullanılabilecek. Örneğin, bir Aksungur İHA'dan fırlatılan SOM, denizdeki bir hedefi düşük irtifada seyrederek vurabilecek. İHA platformlarıyla entegre edilen SOM, terörist grupların karargahları veya sığınakları gibi nokta hedeflere karşı düşük maliyetli ve yüksek etkili operasyonlar için kullanılabilecek. Kaan ile entegre edildiğinde, SOM füzesi düşman topraklarının derinliklerindeki stratejik hedeflere uzun menzilli, gizli ve hassas vuruşlar yapabilecek, böylece Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artıracak. Test atışında kullanılan SOM B1 füzesi, Kalejet motorları tarafından geliştirilen yerli turbojet motoru KTJ-3200 ile donatıldı. Bu motor, füzenin performansını artırırken, dışa bağımlılığı ortadan kaldırma hedefine önemli bir katkı sağladı. Dış kaynaklı motorlara bağımlılığın azalması, tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçiyor ve milli güvenliği güçlendiriyor. Yerli üretim, uzun vadede üretim ve bakım maliyetlerini düşünerek ekonomik avantaj sağlıyor. Yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi, savunma sanayisinde diğer platformlar için de yeni fırsatlar yaratıyor. Yerli bileşenlerin kullanımı, SOM füzesinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırarak Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına katkı sunuyor. Bu başarıda, Kalejet motorlarının yerli turbojet motoru geliştirme çalışmaları ve Roketsan'ın füze sistemlerine yönelik uzmanlığı kilit rol oynadı. TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda yürütülen proje, Türk savunma sanayinin işbirliği ve inovasyon kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu ortak çaba, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemlerinde küresel bir aktör olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. SOM füzesinin yerli motorla başarılı test atışı, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve yerli teknolojilere yatırım yapma stratejisinin somut bir göstergesi. Bu gelişme, yalnızca askeri açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacak. Yerli motor entegrasyonu, SOM füzesinin operasyonel kabiliyetlerini artırırken, Türkiye'nin savunma sanayinde bağımsız bir ekosistem oluşturma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. Türk savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.